Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sarper Erkılınç. Kanalımızın 11. videosu ile sizlerle birlikteyim. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli ihracat şampiyonu eyaletlerinden birindeyim. Louisiana'da 2018 yılı itibariyle 2019'u da baz aldığımızda şu anda yıllık 70 milyar dolar civarında, biraz üstünde belki, bir ihracatı var bu eyaletin. 70 milyar dolar. Yani bu rakam şu demek oluyor: Türkiye'nin biz yıllık ihracatının yaklaşık 130 ila 150 milyar dolar arasında olduğunu düşünürsek arkadaşlar, tek başına Louisiana Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmış olduğu ihracatın yarısını yapıyor. Amerika'nın 50 eyaletinden biri Louisiana. Öyle top eyaletlerden biri de değil, ilk 5'ten biri ama ihracatta. Ve 70 milyar dolarlık bir ihracat var. Bunun da yüksek çoğunluğunu agriculture, yani tarımdan Meksika'ya yapıyor arkadaşlar. Bu Louisiana ile ilgili ticari vereceğim bilgi. Fakat benim burada anlatmak istediğim başka bir hikaye var arkadaşlar. Bu eyaletin başka bir hikayesi var. Bu eyaletten çıkıp dünyaya yayılan bir marka var. Ben bugün size onu anlatacağım. Başlıyorum. Hi everybody, I'm Todd. Today is National Fried Chicken Day. A nice surprise to walk up and see Popeye's giving away some free chicken on National Fried Chicken Day. National Fried Chicken Day. Haven't you heard? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Popeyes, yani Türkçesiyle söyleyeceksek Popeyes, temel reis. Louisiana Kitchen, yani bu eyaleti ait bir marka. 1972 yılında arkadaşlar bu eyalette, Louisiana'da Popeyes Louisiana Kitchen kuruluyor. Temel reis Louisiana mutfağı kuruluyor arkadaşlar. Ama 1972'de ilk olarak Popeyes ismiyle kurulmuyor. Chicken on the Run olarak bunu kuruyor. Yaklaşık birkaç ay bu dükkan devam ediyor arkadaşlar. Şarıl olamıyor ve kapatıyor. Alvin Copeland kurucusu Chicken on the Run'ın ve tabii Popeyes'in de kurucusu kendisi. Daha sonra bu 1972'de bir süre götürüyor işi. Başarısız olup kapatınca arkadaşlar 1976 yılına kadar biraz böyle sürünüyor. Ne yaparım, ne ederim diye düşünüyor ama bir hayali var. Bunu hayatını okuduğunuzda, zaten kendisini okuduğunuzu anlıyorsunuz. O sırada Amerika'nın bir numaralı tavuk restoran zinciri Kentucky Fried Chicken. Sene 1976'da arkadaşlar, 76'da, yani 72'de Chicken on the Run'ı kurdu, kapattı. Sene 76 oldu. 4 yıl geçiyor. Hani ben hep videolarımda diyorum ya, hani Washington'da da anlattım ya, şöyle yukarıda bakarsanız onu göreceksiniz. Amerikan ticaret eğrisini böyle 4 yıllık bir periyot çiziyorum orada. Başlıyor diyorum. Aşağı doğru götürüyor. Bir süre böyle devam ediyorsunuz. Sonra zıplıyorsunuz. İşte Popeyes, temel reis, tam buna güzel bir örnek. 4 yıl Chicken on the Run'da biraz süründükten sonra 1976'da Kentucky Fried Chicken'a, 3000'e ulaşmış o zaman Kentucky Fried Chicken'ın dünya genelindeki dükkanları, restoranları. Ama 1976'da Popeyes'i kurarken Alvin Copeland bir hayalle kuruyor. Diyor ki, küçük bir dükkan, büyük bir ideal. Slogan bu. Küçük bir dükkan, büyük bir ideal. 1980'lere kadar Popeyes Louisiana içerisinde artık tanınan, bilinen, sevilen bir restoran haline gelmeye başlıyor. 1980'e gelindiğinde ise arkadaşlar artık slogan değişiyor. Love that chicken diyor. Bu tavuğu sevin, bu tavuğu seveceksiniz. Bu tavuğu sevmelisiniz. Bu tavuğu seversiniz. Artık ne diyorsanız deyin arkadaşlar. Ve love that chicken piyasaya çıkıyor. Popeyes'in sloganı, tagline olarak, slogan olarak bunu kullanıyorlar. 1983'te işte o meşhur ekmeği icat ediyor arkadaşlar. O meşhur ekmek mi? İşte şimdi sıra o meşhur ekmek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1983'te işte o meşhur ekmek, o bisküviti icat ediyor. Buttermilk bread'i icat ediyor.
O Louisiana'dan çıkma bir ekmektir arkadaşlar. Tam bu eyaletin ekmeğidir o. Burada çok meşhurdur. Ben buralarda biraz kalmıştım. Hep o ekmeklerden yiyorduk. Yani bu bisküvit bread'den yiyorduk. Bu çok meşhur buralarda. Bunun da kurucu, bunu bulan kişi, bu ekmeği piyasaya süren kişi Alvin Copeland arkadaşlar. 1983'te. Sene 85 oluyor. Bakın 72'de kurdu. Çıkın onduranı battı. Kapattı. Tutulmadı. 76'ya kadar süründü, sabretti ama işini bırakmadı. 76'da Popeyes'i kurdu. 80'e kadar devam etti arkadaşlar. 80'de ne yaptı? Geldi, tagline'ını değiştirdi. Love that chicken dedi ve Louisiana'da istenen, bilinen bir tavuk restoranı. Louisiana soslarını kullanarak bunu halkın onayına sundu. Tutuldu. 83'te ekmeği icat etti. O bisküvit bread'i icat etti arkadaşlar. Sene 85'e gelindiğinde ise Toronto'ya, Kanada'ya bayilik veriyor. İlk franchise'ını veriyor Toronto'ya, Kanada'ya ve daha sonra arkadaşlar o büyük patlama başlıyor. O büyük patlamada ne mi oluyor? 5 yıllık süre içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki yer dahil 500. noktasını açıyor. Kurarken ideal neydi? Küçük bir dükkan, büyük bir ideal. Kentucky Fried Chicken'ı geçeceğim diyordu. Kentucky Fried Chicken o zaman 3000 noktası vardı. 85'te artık Popeyes'in de Amerika genelinde 500 noktası oluyor arkadaşlar. 500 nokta. Aradan yıllar geçiyor arkadaşlar. 85'te tabii 500 nokta. 91'e 6 yıl geçiyor. Artık international bir yürüyüş başlıyor Popeyes için. Uluslararası bir yürüyüş başlıyor. Kuala Lumpur'da, Malezya'da bir yer açılıyor arkadaşlar. 1991'de. Ve bu yayılmacı süreç devam ederken 2011'e geliniyor arkadaşlar. Yani aradan bir 15-20 yıl kadar bir süre geçiyor. Dünya genelinde 2000 noktaya ulaşmış bir franchise zinciri karşımıza çıkıyor. Tabi Türkiye'den de biliyorsunuz Popeyes arkadaşlar. 2000 nokta. Ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin en yaygın ikinci chicken restoran zinciri. Kentucky Fried Chicken'dan sonra geliyor. Ama ideal onu geçmekti. Yani düşünebiliyor musunuz? Siz bir restoran açıyorsunuz. Ufak bir restoran Louisiana'da, kendi yerel eyaletinizde. Rakip olarak kendinize gördüğünüz restoranın 3000 noktası var o anda. Ama başlıyor. Bir yolculuğa çıkıyor. Başaracağım diyor Alvin Copeland bunu. Ve başarıyor arkadaşlar. Başarıyor. Amerika genelinde bunu yayıyor. Dünya genelinde bunu yayıyor. İşte Popeyes'in hikayesi, Alvin Copeland'ın hikayesi arkadaşlar. Buradan başlıyor. Ve şu anda dünya genelinde 3000'i aşkın noktada Popeyes'le karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Müslüman ülkelere göre helal kesimleri var. Hong Kong'da bile helal kesimli bir Popeyes'i görüyorsunuz. Yani tamamen bu Amerikan franchise'larının, Amerikan brandlerinin genel özelliği, bulundukları ülkelere göre hemen bir uyum sağlama sürecine giriyorlar. Yani kendi dayatmalarını gerçekleştirmiyorlar. Malezya'ya gidiyorlarsa helal yapıyorlar. Türkiye'ye gidiyorsa helal yapıyorlar. Arabistan'a, Dubai'ye gidiyorsa helal yapıyorlar. Yani hemen ticari olarak o ülkelerin perspektiflerine uyum sağlıyorlar. Popeyes de bunlardan biri. Gün sonu itibariyle görmüş olduğunuz gibi bir Popeyes hikayesinden bugüne kadar yapmış olduğum videolardan anlaşılacağı üzere Amerika Birleşik Devletleri bir ticarete, bir işe başladığınızda ve gerçekten insanlar tarafından tutulan, sevilen, ilgi gören bir projeniz olduğunda size dünyaya yayılma imkanını sağlayan inanılmaz imkanlar sunuyor. Kendi içinde zaten 50 tane eyaletiyle her tarafa franchise olarak yayılabileceğiniz zincirleri oluşturabiliyorsunuz. İşte McDonald's bunu yapmış diyorsunuz. Tabii şimdi büyüklerden bahsediyorsunuz. Sarper Bey diyecekler. Bunlar tabii ki yapmış. Bakın ama 72'deki batışı, 76'da tek dükkanı, bir dükkan, büyük ideali anlatıyorum. O işin temeline kadar iniyorum. Kimse Alvin Copeland'e milyonlarca doları getirip hadi al sana Popeyes diye bir şey kur demedi. Neler yaşadı? McDonald's'ın hikayesini izleyenler bilir The Founder filmini. Orada da anlatıyor zaten o süreçleri, o iş bulamadıkları dönemleri, o işin nasıl büyüdüğünü. Yani hiçbir şey kolay olmuyor. Burada da aslında bu şunun gibi bir şey arkadaşlar. Tabii Popeyes International Brand. Bizim ülkemizde de belki Türkiye'nin farklı şehirlerine yayılmış birçok franchise zinciri, birçok restoran zinciri vardır. Ama bunlar küresel oldukları için hikayeleri daha fazla anlatılmaya değer. Bizimkiler anlatılmaya değer değil mi? Elbette bizimkiler de kendi içinde bir başarı hikayesi. Hepsini tebrik ediyorum. İnanılmaz başarı hikayeleri var. Ama international olarak dünyaya yayılma perspektifine bir an önce geçmeleri lazım.
artık dünya insanların hepsinin kabul edebileceği tatlarla. İşte bir Coca-Cola'yı bugün Amerika'daki biri de beğeniyor, İngiltere'deki biri de beğeniyor, Türkiye'deki de beğeniyor, Afrika'daki de beğeniyor, Arap Yarımadası'ndaki kişi de beğeniyor. Hepsi aynı tat. Yani öyle bir şey ki popcorn'la da içerken mısır patlatmasıyla da bunu içebiliyorsunuz. Döner yerken de bunu içebiliyorsunuz. Her şeyle içebiliyorsunuz. Popeyes aynı şekilde arkadaşlar. Tavuğun çeşitleri yani. Gün sonunda baktığınız zaman hani tavuğu pişirmeyle ilgili bir farklılık var. Seri pişirmeyle ilgili bir farklılık var. Bir ekmek geliştirmiş ve olayı buralara getirmiş. Yani arkadaşlar yapılabilir, olabilir. Bunu anlatmaya, bunu ifade etmeye çalışıyorum. Sadece insanın ben yapabilirim, ben başarabilirim, ben bunun altından kalkabilirim düşüncesine gelmesi gerekli diyorum. Ve Louisiana'da Amerika Birleşik Devletleri'nin dediğim gibi ihracat şampiyonu eyaletlerinden birinden gün batımında hepinize iyi akşamlar diliyorum sevgili arkadaşlar. Bu arada kanalın da biliyorsunuz 11. videosu oldu. Kanal devam ediyor. 400 aboneyi geçtik. İnşallah 1000. abonede de böyle bir video yaparız. 1000. aboneye özel bir video yaparız. 100.000'de de 1 milyonda da yaparız diye ümit ediyorum. Biz de bir yürüyüşteyiz bu kanal olarak. Alan Copland gibi. 1. videomuz bizim 1. restoranımız. Şu anda 11. restoranımızı açmış olduk ve ilerliyoruz. Bakalım bu süreçte nereye gidecek? Hepinize tekrar kanalıma abone olduğunuz için, kanalıma abone olacağınız için, bildirim butonunu, bildirimleri açık tutacağınız için, zilleri, yorum yazacağınız için ve yazdığınız için tekrar çok teşekkür ederim arkadaşlar. 12. videoda görüşmek üzere diyorum. Hepinize Allah'a ısmarladık. The biscuit. A lot of people wonder if I can do a magic trick with this. Watch it. Focus, focus!